Sayın Alp Bayramoğlu ile Acı Badem Üniversitesi Baş Antrenörü ile beraberiz. Ben bir yayına başladık. Katılımlar geldikçe ben de yavaş yavaş soruları soracağım. Bugün geldiniz. Federasyon Kupası yarın itibaren başlıyor. Salı gününe kadar devam edecek. Bu süre içerisinde ben de eski adı ikincilik, yeni adı TBL olan Türkiye Basketbol Ligi olan ligin koçları ve menajerleriyle 3 tane soruluk bir röportaj istedim. Kabul ettiği için teşekkür ederim. Bu sene ismi değişen bir lig oynuyoruz ve gene birkaç sezondur Türkiye Basketbol Ligi yeni adıyla büyük sponsorların desteklediği takımların olduğu çok ciddi, hatta Avrupa'da ilk 10 birinci ligler dahil olmak üzere ilk 10 ligin arasında olan bir lig olarak gözüküyor. 2015-2016 sezonuna Türkiye Kupası'ndan sonra, Federasyon Kupası'ndan sonra başlanacak. Bu ligin daha değerli olması için, daha sağlıklı yürüyebilmesi için kafanda bir takım fikirler varsa paylaşır mısın? Tabii ki şimdi bu sene ne olursa olsun, hani ben de yeniyim bu ligde. En son 2010-2011 sezonuydu herhalde. Hacettepe Üniversitesi ile birlikte o sene lige çıkmıştık. Bizim dönemimizde, o dönemde sistem daha farklıydı. Sen de hatırlıyorsun. Final Four vardı. Final Four'dan iki devreli oynanıyordu. İlk iki sırayı alan takımlar o şekilde çıkıyordu. Ama son 3 sezondur, 4 sezondur sanıyorum Final Four yok. İlk 8 playoff oynuyor. Ama bu süreçte lig çok gelişti hakikaten. Şimdi Süper Ligimiz de çok gelişti. Bu sene Süper Lig adı, hep birincilik, ikincilik, onları karıştırıyoruz. Evet. Süper Lig de çok gelişti. Bütçeler çok arttı. Avrupa'nın en iyi koçları, en iyi oyuncuları gelmeye başladı. Tabii bu bence bu paralel olarak alt tarafı da yukarıya çekti. Oradan bu tarafa kayan oyuncular oldu, koçlar oldu. Sonuçta çok değerli bir lig haline geldi. Ve bu senede tabii özellikle belirtmek lazım, Tofaş ve Acıbadem Üniversitesi ile birlikte zirveye ulaşan bir kadro yapısı var benim gördüğüm. Bunun yanı sıra tabii diğer takımlarda da çok değerli oyuncular var ve çok değerli yabancılar var. Tabii bu ligi, hani bu değerli hale gelmesi için bazı organizasyonlara da katılıyorum, gözden geçirmek lazım. Ya playoff sistemi benim bildiğim kadarıyla önemli liglerde, yine ikincilikte bu şekilde oynanıyor. Bu olabilir veya bu tartışılabilir. O çok şey olduğunu zannetmiyorum ama bizim eskiden beri özellikle bu lig için konuştuğumuz bir şey vardı. Hakemlerin durumu. Şimdi hakemlere direkt getirerek bir şeyi söylemek istemiyorum. Burada söylemek istediğim şu: hakemler kötü de demiyorum. Bunu söyle, yanlış anlaşılmasın buradan. Ama bir standarda oturtmak lazım. Şimdi A klasmanı hakemler, B klasmanı hakemler. Yani A'ların arasında da farklı yöneten veya çok iyi hakemlik performansı sergileyemeyenler olabiliyor günlük. Ama benim söylediğim şey, o standardı yakalamak için A klasmanı, B klasmanı ayrımından çok bir havuzda bu ligleri birbirine yaklaştırmak. Yani oynanan basketbolun sertlik derecesi, temaslara çalınan fauller. Yani bunları bir noktaya getirmek lazım. Bir, ikinci sırada tabii ki bence tesisler çok önemli hale geliyor. Yani bu ligi, maçların oynanacağı salonlar, işte takımların tesisleri, altyapısı, bunların belirli bir seviyeye çıkması gerekiyor. Şu eleştirilere katılıyorum, yani bizim için de yapılıyor bu. Yani A takım düzeyinde, A takım kadrosu olarak çok ciddi bütçeler, ama altı boş. Yani bunu da bir değerlendirmek lazım. Yani altını doldurarak buraya gelmek lazım. Hem ciddi salonlarla, hem organizasyonuyla, bir tek salonla da değil. Yani bu takımların o fiziki şartlarını ve organizasyon şemasını düzelterek bir noktaya getirmemiz lazım ki bu kalıcı olsun. Yani bir sene maddi durumumuz iyi, bütçelerimiz iyi, bu oldu ama seneye yok olmasın. O yüzden buralar çok önemli bence. Yani kalıcı yapar burayı. Söylediğin şeyler içerisinde hakem konusunu ikinci soru olarak daha detaylı konuşuruz. Salonda evet, bir standartın artık madem ilk 10 ligin arasında isek,
bir standardın üzerinde olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Yani bunu bir tek salon olarak algılamamak lazım. Benim söylediğim organizasyonun da genel işte toplantı odasından, soyunma odasından, antrenmanı yaptığı yerden, oyuncuların o fiziki şartlarından, spor hekimisinden, diyetisyeni olmasından kulübün hani ciddi bir organizasyon haline gelmek lazım. Tabii şunu da sorabilirsiniz, herkes sorabilir. Birincilik seviyesinde, Süper Lig seviyesinde kaç takım bu düzeyde diye, ama ne olursa olsun bence bunlar o ligi daha değerli kılacak, organizasyonu daha değerli kılacak ve onu sürekli hale getirecek unsurlar. O yüzden oralara çok dikkat etmemiz lazım. Altyapı organizasyonu çok önemli bence. Yani şimdi biz de uğraşıyoruz Acıbadem'de, ciddi bir yapılanmamız var bu konuda. Yani buraları adım adım, basamak basamak çıkarak bir noktaya gelmek lazım. Yoksa bu çok hakikaten geçici oluyor. Yani bir sene tamam varız, ondan sonra yokuz. Peki. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda gene birinci soruyla aslında...